Hikayem Burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Dora. Akşam yemeği masasında oturuyorduk. İçimdeki sabırsızlıkla bir an önce konuya girmek istiyordum. Derin bir nefes alarak söze başladım. Baba dedim, sesimde hafif bir titremeyle, son model bir iPhone 15 Pro Max istiyorum. Artık şu eski iPhone 11'den kurtulmak istiyorum. Babam kaşlarını çatarak bana baktı. Dora, maddi durumumuz buna uygun değil, elindeki telefon gayet iyi, idare etmen lazım dedi. Öfkeyle ayağa kalktım. Ama baba, okuldaki herkesin son model iPhone'u var. Herkes bana eski telefon kullandığımı söylüyor. Bu çok utanç verici diye bağırdım. Annem sakin bir sesle araya girdi. Tatlım, baban haklı, şu an böyle büyük bir harcama yapamayız. Elindeki telefonda gayet iş görüyor dedi. Gözlerimde yaşlarla, anlamıyorsunuz, her zaman eski model telefonla dolaşmak zorunda kalıyorum. Herkes benimle dalga geçiyor diye bağırdım. Babamın yüzü sertleşti. Dora, bu konuyu daha fazla uzatmanın anlamı yok. Durumumuz belli. Gözlerim doldu ama öfkem geçmiyordu. Siz hiçbir zaman benim ne hissettiğimi anlamıyorsunuz. Hepiniz sadece kendi bildiğinizi okuyorsunuz diye bağırdım. Annem yumuşak bir sesle, Dora, biz sadece senin geleceğin için çabalıyoruz. Sabret, belki ileride alabiliriz dedi. Sandalyemi geri ittim. Sert bir şekilde ayağa kalktım. Yeter, hiçbir isteğimi yerine getirmiyorsunuz diye bağırdım. Masadan hızla kalkıp odama doğru yürüdüm. Kapıyı hızlı kapattım ve yatağıma attım kendimi. Gözyaşlarım yanaklarımdan süzülürken içimdeki öfke ve hayal kırıklığı dinmek bilmiyordu. Ertesi gün okula gittiğimde her zamanki gibi Ceyda ve Esra'nın yanına gittim. Ceyda okulun en zengin kızıydı ve her zaman lüks içinde yaşardı. Esra ise şehrimizin en büyük müteahhitinin kızıydı. Her ikisi de her şeyin en iyisine sahipti. Bense her zaman onların gölgesinde yaşıyordum. Ceyda heyecanla bana ve Esra'ya döndü. Kızlar, hafta sonu Blackpink konseri var, gelecek misiniz diye sordu. Esra hemen atıldı. Tabii ki kaçırmam. Bu konseri kaçırmak delilik olur. Bense tereddütle bizimkilere bir sormam gerekiyor dedim. Ceyda yüzünde bir gülümsemeyle, kızım paran çıkışmıyorsa ben vereyim diye teklif etti. Gururuma yediremezdim. Hayır, gerek yok, tamam geleceğim dedim. Ceyda sevinçle, süper, biletler 10.000 TL dedi. Duyduklarım karşısında şok olmuştum. 10.000 TL mi diye tekrarladım. Gözlerim kocaman açılmıştı. Esra ise heyecanla, fiyat çok uygunmuş, bu konser kaçmaz dedi. Ama benim aklım başka yerdeydi. 10.000 TL çok büyük paraydı. Oturduğumuz evin kirası bile bu kadar değildi. Bu parayı nereden bulacağımı kara kara düşünmeye başladım. O an içimde büyük bir sıkıntı belirdi. Ailem bu parayı veremezdi. Ben de onlardan isteyemezdim. Ama arkadaşlarıma karşı da mahcup olmak istemiyordum. Bir çıkış yolu bulmalıydım. Bilet parasını nasıl bulacağımı düşünürken bir yandan da arkadaşlarımın yanında güçlü durmaya çalışıyordum. Ama içimdeki bu fırtına dinmek bilmiyordu. Eve geldiğimde aklımda hala konserin bilet fiyatı vardı. Bilgisayarımın karşısına geçip part-time iş aramaya başladım. Şans bu ya. Evimize çok yakın bir hamburgercide akşamları temizlik işlerine yardım edecek birini arıyorlardı. Hemen iş başvurusu yaptım ve bir saat içinde kabul edildiğime dair bir e-posta aldım. İçimde bir umut belirdi. Hafta sonuna kadar paranın bir kısmını toplayabilirsem geri kalanını belki babam verebilirdi. En azından bu durumdan çıkmak için bir yol bulmuş gibiydim. Akşam yemeğinde herkes yerini aldığında içimdeki heyecanı ve endişeyi gizlemeye çalışarak söze başladım. Baba, hafta sonu Blackpink konseri var ve biletleri alabilmek için bir part-time işe girmem gerekiyor. Babam kaşlarını çatarak bana döndü. Dora, seneye sınava gireceksin. İşe girmek yerine eve gelip ders çalışman lazım. Derin bir nefes alarak sakin kalmaya çalıştım. Ama baba, bu konser çok önemli. Herkes gidiyor ve ben de gitmek istiyorum. İşte çalışarak bilet parasını kendim biriktirebilirim. Biraz da sen eklersen bu konsere gidebilirim dedim. Babam sert bir şekilde, o işe gitmeyeceksin, derslerin daha önemli dedi. Bir an duraksadım, sonra kızgın bir tonla devam ettim. Peki o zaman 10.000 TL'lik bilet parasını sen mi vereceksin? Babamın yüzü kızardı. Bu konu kapandı Dora, o işe girilmeyecek diye bağırdı. Öfkeyle, siz hiç anlamıyorsunuz, kendi paramı kazanmak istiyorum ve Blackpink konserini kaçırmak istemiyorum diye bağırdım. Babamın ses tonu daha da sertleşti. Dora, bu son sözüm, derslerine odaklanacaksın, işe falan girilmeyecek. Okuldan sonra hamburgerciye gittim ve babamın sözlerini aldırmadan işe başladım. Akşamüstü yerleri temizlerken Ceyda ve Esra'nın içeri girdiğini gördüm. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Beni burada görmelerini istemiyordum, bu yüzden hemen saklandım. Onların gözüne bu şekilde görünmek istemezdim. Hızla hamburgercinin arka kapısından çıkıp sokakta koşmaya başladım. 5 dakika koştuktan sonra nefes almak için durdum. Soluklanmaya çalışırken yan tarafta bir piyango tezgahında oturan yaşlı bir kadın bana seslendi. "Hayırdır kızım, iyi misin?" dedi. "İyiyim," dedim nefes nefese. Ama içimde fırtınalar kopuyordu. Yaşlı kadın gülümsedi ve bana bir kazı kazan uzattı. "Şansını denemek ister misin? Sadece 100 TL dedi. Elimi cebime sokup babamın bu hafta harcamam için verdiği harçlıktan kalan 100 TL'yi çıkardım. Kaybedecek ne var ki dedim kendi kendime ve yaşlı kadından kazı kazanı aldım. Eğer 3 tane aynı mevlayı bulursam kazanacaktım. Kadın bana teşekkür etti ve eğer kazanırsan beni unutma diyerek güldü. İçimdeki heyecanla kazanı kazımaya başladım. İlk kazıdığım yerden 100 TL çıktı. Sonraki yerden 10 milyon TL ve ardından 2500 TL çıktı. Sonrasında tekrar 10 milyon TL çıktı. Nefesimi tuttum, kazımam gereken 2 yer daha vardı. Bir sonraki yerden yine 100 TL çıktı. Artık son bir yer kalmıştı. Yaşlı kadın da olan biteni heyecanla izliyordu. Son yeri sen kazır mısın dedim ona. Yaşlı kadın gülümsedi ve son yeri kazmaya başladı. Gözlerime inanamadım, bu 10 milyon TL. Gerçekten kazanmıştım. Yaşlı kadın sevinçle "Kazandın, artık zenginsin" diye bağırdı. Bileti aldım ve hızla oradan uzaklaştım. Yaşlı kadın arkamdan "Parayı aldıktan sonra beni unutma" diye seslendi. Ertesi gün okula gitmedim. Sabah ilk iş olarak piyango ofisine gidip kazı kazan kartımı gösterdim. Yaşım 18 olduğu için işlemler hızlıca tamamlandı ve bir saat sonra 10 milyon TL'yi çanta içinde elime verdiler. Ancak bu kadar büyük bir parayı eve götüremezdim. Babam kesinlikle parayı alır ve bir kuruş bile vermeden bankaya yatırırdı. Aklıma Ceyda geldi. Babası büyük bir borsacıydı. Belki de ona tanışabilirdim. Evlerine gittiğimde Ceyda okuldan yeni gelmişti. Olanı biteni hemen ona anlattım ve babasından yardım almak istediğimi söyledim. Ceyda beni hemen babasının evindeki ofise götürdü. İçeri girdiğimde bir sürü ekranın olduğu ve babasının sürekli bu ekranlara baktığını gördüm. Heyecanla ona olan biteni anlattım ve parayı nasıl muhafaza etmem gerektiğini sordum. Ceyda'nın babası gözlerini ekranlardan ayırıp bana döndü. Gözleri parladı. "Bu parayı senin için borsada değerlendirebilir ve kısa sürede katlayabilirim" dedi. Ceyda bana güven verici bir şekilde "Babam ülkedeki en büyük borsacılardan biridir, ona güvenebilirsin" dedi. Düşünceler kafamda uçuşuyordu. "Peki" dedim, "ama sadece hafta sonu konsere gidebilmek için içinden 10.000 TL almak istiyorum" dedim. Ceyda'nın babası gülümsedi. Yerde duran çantadan 70.000 TL çıkardı ve bana uzattı. "Belki daha fazlasına ihtiyaç olur" dedi. Artık 70.000 TL param vardı. Hemen hafta sonu gerçekleşecek Blackpink konserine bilet aldım ve artan parayla kendime bir iPhone 15 aldım. Hafta sonu konserde Ceyda ve Esra ile çok eğlendik. Yeni telefonumla bir sürü fotoğraf çektim. Konser sonrası Ceyda'nın babasının şoförü bizi aldı ve evlere bıraktı. Ancak ben evimizin birkaç sokak öncesine inmeyi tercih ettim. Babamın başkasının arabasına bindiğimi görmesini istemiyordum. Şoför beni bıraktıktan sonra eve doğru yürümeye başlamıştım ki birden karşıma kazı kazanı aldığım yaşlı kadın çıktı. "Beni nasıl unutursun, o kazı kazanı sana ben aldırdım" diye bağırdı. Utanç içinde hiçbir şey diyemeden koşmaya başladım. Ceyda'nın babasından aldığım parayı konser ve yeni telefon için harcamıştım ve yaşlı kadına verebilecek cebimde hiç para kalmamıştı. Biraz koştuktan sonra arkamda kimsenin olmadığını görünce durdum. Eve çıktım ve dikkat çekmeden odama girdim. 5 dakika sonra kapı çaldı. Üst kat komşumuzdur diye umursamadım. Ancak babam odama gelip beni çağırınca başıma gelecekleri anladım. Yaşlı kadın olan biteni babama anlatmıştı. Babam sinirle bana baktı. "Bunu nasıl yaparsın Dora?" diye bağırdı. "Çok üzgünüm baba" dedim ağlayarak. "Parayı size verirsem bir daha bana vermeyeceğinizi düşündüm." Babam kaşlarını çatarak "Biz senin geleceğin için her şeyi yapıyoruz. O parayı bana verseydin senin için bankada bir hesap açardık" dedi. Gözyaşlarım daha da arttı. "Parayı Ceyda'nın babasına verdim. Borsada değerlendireceğini söyledi" dedim. Babam derin bir nefes aldı. "Pazartesi günü Ceyda'nın evine gidip parayı almamız gerekecek" dedi. "Peki" dedim sessizce. Yaşlı kadının gözlerinde gördüğüm hayal kırıklığını unutmamaya çalışarak o gece boyunca yaptığım hataların ağırlığıyla boğuşarak uyumaya çalıştım. Pazartesi günü geldiğinde babamla birlikte Ceyda'ların evine gittik. Evin girişindeki güvenlik görevlilerine babam Ceyda'nın babasıyla görüşmek istediğini söyledi. Güvenlik görevlilerinden biri şaşkın bir ifadeyle "Ceyda hanımlar dün apar topar taşındılar" dedi. Babam şaşkınlıkla "Bu nasıl olur?" diye sordu. "Güvenlik uzun zamandır maaşlarımızı alamıyorduk. Ceyda'nın babası son zamanlarda sürekli para kaybediyordu ve birçok kişiye borçlandı" diye ekledi. Adeta yıkılmıştım. Hayatımın şansını aileme güvenmeyerek kendi ellerimle bir dolandırıcıya vermiştim. Gözyaşlarıma engel olamadan ağlamaya başladım. Babam bana dönüp "Eve dönüyoruz" dedi. O gün odama kapandım ve sürekli ağladım. Akşam yemeğine mutfağa gittiğinde ailem yemeğe başlamıştı. Ağlamaklı gözlerle masaya oturdum. Babam gülümseyerek "Oo, bir günlük de olsa milyoner Dora masamıza teşrif etmiş" dedi. Şaşkınlıkla ona baktım. "Çok üzgünüm" dedim. Babam ciddileşerek "Sonuçta kazanarak elde ettiğim bir para değildi. Bir kağıt parçasından kazandığın paraydı ve değerini bilemedin. İleride çok çalışırsın, yine kazanırsın. Sağlık olsun kızım" dedi. Çok utanmıştım. Kafamı kaldırıp "Bundan sonra size layık bir çocuk olacağım" dedim. Annem ve babam gülümsedi. Annem, hepimiz hata yaparız, önemli olan ders çıkarmak dedi. O sene Ceyda bir daha okula gelmedi. Derslerimi mükemmel derecelerle bitirdim ve yaz tatilinde kazı kazan satan yaşlı teyzenin tezgahında çalışmaya başladım. İlk başta sinirli gibi görünse de aslında çok tatlı bir kadındı. Arada sırada bana kazı kazan hediye eder, hadi bakalım tekrar kazanabilecek misin diye gülerek sorardı. Bir gün tezgahın başındayken biri geldi ve kazı kazan alabilir miyim diye sordu. Kafamı kaldırdığımda gördüğüm manzaraya inanamadım. Ceyda üstü başı kir içinde, saçı dağılmış bir şekilde karşımda duruyordu. Ceyda sen misin diye sormamla birlikte arkasına bakmadan kaçtı. Çok içinde kala kalmıştım. Yaşlı teyze bana dönüp galiba bu sefer kaçan da sana borcu olan biriydi dedi ve kahkaha attı. Ben de gülmeye başladım ancak içimde bir hüzün vardı. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Bye!